İngiliz yazar Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi oynuyor. Ve gerçekten muazzam bir oyun. Çünkü eleştiriler, yazılar hakkında çıkan bütün haberler olağanüstü. Zaten Oscar Wilde. Zaten neredeyiz? Tiyatro Royal Haymarket'teyiz. Succession diye bir dizi var. Çok başarılı bir dizi. Orada oynuyor aynı zamanda. Aslında biliyorsunuz ki Dorian Gray bir adam. Yani Dorian Gray'in portresi. Bir erkeğin hikayesi. Sarah Snook oynuyor. Bakalım nasıl oynuyor. Çok çok merak ediyorum. Şimdi yanlış bir şey mi? İçeri girdik. Başlayacak Dorian Gray'in portresi. Hakikaten ben çok heyecanlıyım. Günlerdir aşırı. Yani Oscar Wilde'la olan bu derin bağımı nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. O zaman Dublin'e niye gitmiyoruz? Gidelim. İstersen Paris'teki mezarında çıkalım. Tamam. O zaman Oscar Wilde sonra şeydeki Trafalgar Square'ın oradaki heykelini çekelim. Bunu ben kaç defa paylaştım Instagram'da. Her geçişimizde yani Oscar Wilde. Çağın gelmişin geçmişin en muhteşem edebiyat yazarı diye. Hakikaten çok önemli. Dorian Gray'in portresi ayrıca ilk ve tek romanı Oscar Wilde'ın, biliyor musun? Evet, evet. Önemli bir bilgi. Bakalım, sahne çok etkileyici şu anda. Haymarket Royal Theatre'da. Çok güzel bir tiyatro burası. Biletler gerçekten çok pahalıydı. Yani burada olduğumuzda çok şanslıyız diye şükrediyorum ben. Şimdi bu arada belki bunu da belirtmemiz lazım. Gerçekten Londra'da tiyatro fiyatları çok yüksek. Bizim gibi haftada bir iki gidenler için bazı trikler var. Biz hiçbir zaman 30 pound'un üzerinde ödemiyoruz. TodayTix diye bir uygulama var burada yaşadığımız için. Oradan ya lotarya giriyoruz ya da böyle rush ticket'lar alıyoruz ve sadece 20-30 pound'da normalde 200-250 pound biletler varken en önden seyredebiliyoruz. Evet. O da size bir kopya. Çok heyecanlı bekliyoruz. En sevdiğim oyun tipi ara yok. Ara olmayınca ben çok mutlu oluyorum. İsterse 2 saat olsa yeter ki ara olmasın. İnci'nin kriterleri. Ara olmasın. Ara olmayacak. Yani İki eğer saat geçmiş. İnci'ye bir oyun önermek istiyorsanız önce kaç saat sürdüğüne, dönüş treninin saatin uygun olup olmadığına bakmak gerekiyor. Mesela İyim Merkel'ine kesinlikle gelmem. En son oyun 4 saat. Ben 4 saat sokaklarda duramam. Yani gece oldu mu evimde olmak istiyorum. Ve en son trenle de kalmak istemiyorum. Böyle kriterlerim var. Ama yanında balık gibi kırklaşmaya başlıyor transfer tiketçisi. Şey ama bir şey diyeceğim. Müzikal olduğu zaman akan sular durabilir. Müzikal. Zaten işte etmediğimizde müzikal kalmadı. Çok şey, çok şanslıyız ya. Ben durup durup onu söylüyorum. Sadece gerçekten müthiş bir şans. Senin kafan küçük benim böyle çıkacağım. Geri durun birazcık. Ben bakalım. Başımıza geliyor değil mi? Evet, şey Kin'de de öyle olmuştu ama bu oyun, bu bütün zaten game, yani bütün algıyı değiştiriyor, hani game changer diyor eleştirilerde. Ben konuşamayacak kadar etkilendim. Muhteşem bir oyunculuk, muazzam bir teknik. Bu tiyatroyu falan, artık tiyatro falan değil, aşmış gitmiş. Yani ben eve gidip fasulye ayıklamak istiyorum. Hayır. Ama Ayşegül'cüm, hani sen de biliyorsun bu standing ovation, yani öyle bir bitti ki oyun, bittiği anda bütün tren geçiyor. Bütün tren bütün geçiyor. Bütün salon ayağa kalktı öyle bir coşkuyla. O kadar iyi bir oyunculuk, o kadar iyi bir teknik. Yani aslında söyleyecek bir söz yok, bu anlatılmaz, görülmesi gerekir. Belki trailer'ını falan seyredebilirsiniz YouTube'dan bulup. Belki diyorum seyredebilirsiniz trailer'ını. Seyredin! Muhteşem bir oyundu.
Ay kendimi burada atsam mı? Ne yapsam? Saatler köprüsünde Thames Nehri'ne mi atsam kendimi? Çok çok güzel bir oyun seyrettim. Yani şöyle, hatta oyun bitince Ayşe Gül'e dedim ki ben artık oyun izlemiyorum. Oyunu da seyretmiyorum. Oyuna da gelmiyorum. Öyle bir bu, şey yok tabii. Bu sezonun bombası yani. Ne kadar ödül varsa alması gerekiyor. Olağanüstüydü. Söyle Ayşegül. Ben de anlatacağım. Önce bir şoktan çıkmam gerekiyor. Hani yani bazı oyunlardan sonra oyundan çıkar çıkmaz insanın dili tutuluyor. O durumdayım şu an. Muhtemelen yarın daha da böyle vuracak bizi. Tabii ki şeye, ince katılmıyorum. Bunlara inat bir şeyler yapmamız lazım. Can, evet. Çok evet. Niye? Sen orada oynayamaz mıydın? Yani. Olamaz mıydın? Dorian Gray coğrafya kaderindir diyeceğim. Tamam. Ama biz kaderimizi değiştireceğimize de inanıyoruz. Yapılır yani. Sadece güzel bir ekip yapılır. Ben diyorum ya, anlatılmaz yaşanır. Yani gerçekten ben anlatılacak bir durumu yoktu bu oyunun. Çok çok muazzam. Ay, London Eye bir tarafımızda, Big Ben. Aynen ya, evet. Şey, benim Sam Paul'da gerçi hafta göremiyoruz şu an. Evet, Sam Paul'u göremiyoruz ama şimdi trenimiz bu tarafta. Tren de geliyor. Yürüyoruz, evimize gideceğiz. En güzel tarafı da böyle bu kadar güzel oyunlar seyredince böyle huzur içinde müzik ve tren sesleriyle yürümek, değil mi? Tabii senin, hava bir sıcak oldu. Bir de senin çok huzurlu olduğuna inanamıyorum şu anda ama hadi neyse. Şu ya ben aslında hiçbir şeye yetişmeye çalışmıyorum. Çünkü artık yani bu izlediğim son nokta. Gerçi bir sürü oyundan çıkınca ya bu evet, liste kapılıyorum ama. Ya evet, internet çıkınca öyle oluyor. Evet, ya şöyle bir şey var arkadaşlar, yani bunu da lütfen geçmeyelim. Böyle imkanlarla, böyle teknolojiyle, oyunculuk muhteşemdi tamam ama bu imkanlarla da bir şey yapmayanı görsünler. Anladın mı? Bazen bir yerlere gidiyoruz, oyuncular ellerinde bütün teknik ekip ayaklarının altında, bütün teknoloji ayaklarının altında ama çıkan bir şey yok. Bence o mucize. Yani oyuncuların ne hale geldiğini de gördük. İyi örnekleri görünce şaşırmıyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Lütfen İngiltere'de yaşayan birileri bizi izliyorsa lütfen Dorian Gray'in portresine gidin. Ne yapın yapın, yemeyin içmeyin. Gidin yani. Gerçekten loterilerine katılın. Görünmesin şart yani şart. Evet. Öyle söyleyeceğim. Şu an benim kolum ağrımaya başladı. Hadi kapat artık geceler. Öpüyoruz sizi başka oyunlarda. Tabii şimdi biz konudan da bahsetmedik aslında. Bir sakinleşip. Ama Oscar Wilde ve... Tamam da yani ufak bir o konu. O zaman şimdi hedonizmi anlatayım. Evet. Oradan girip. Narsistan'dan çıkıp. Anlatılmaz okunur bence. Tamam. Belki merak okuyayım. Ederler, okumak isterler. Biz evet, biraz kopya verirsek diye. Anlatayım mı? Anlatalım hadi mı? Anlat, hadi anlatalım. Yani Dorian Gray bir portresini yaptırıyor. Kendine aşık, kendi gençliği ve şeyi, güzelliği kalsın diye diliyor. Hiç yaşlanmamayı ve onu diliyor. Zaten etrafındaki hedonist baron da, hedonizm biliyorsunuz. Sadece zevk, sefa ve hazlarla yaşama felsefesi gibi bir şey. Tabii çok daha derin ama şimdi kısacık anlatayım gecenin bu saatinde. Ve içindeki bu güzel kalma, genç kalma, haz ve şey duyguları o kadar artıyor ki yaptığı kötülükler katlanarak büyüyor. O içindeki hırsla giderek daha kötü bir şeytana, bir canavara dönüşüyor. Aslında şeytanla bir anlaşma yapıyor gibi bir durumda söz konusu. Tablodaki görüntüsü yaşlanırken kendisinin genç kalma genç kalma danetine maruz kalmasıyla ilgili. Okuyayım. Dedim ya, Oscar Wilde anlatılmaz okunur. Ama belki bir tip merak edilir. Evet. Elim yoruldu, elim. Işık da kötü zaten. Aa, bak bak. Aa, gel şuradaki ışığı da alalım. Süper oldu. Ve takipte kalın. Hadi iyi geceler. Şu ışık güzel, güzel olunca her şey oluyor. Ve bir Dorian Gray nasıl çekiliyor? Anlat bize. Hadi kamerayı oynayalım. Ne sesim kaldı, ne nefesim kaldı. Yani arkadaşlar çok coşkun bir grup. Neyse, trene doğru gidiyoruz. Hoşça kalın, takipte kalın.